meselesini açacağım. Çok uzun zamandır, çok uzun zamandır anlamadığım bir meseleydi. Size açıklayacağım. Dün yine fırsatını bulmuş Ahmet Hakan şöyle diyor. CHP'nin hinterlandında yayın yapan bir televizyon kanalında, onurlu bir kanalın adını ağzına alması tabii Ahmet Bey'den beklemiyoruz. Patronu kızar. Tele1'de sunuculuk yapan, ben sunucu değilim, ben bir gazeteciyim ama önemli değil, teşekkür ediyorum kendisine. Ekrem İmamoğlu'na saydırmış da saydırmış. Ben eleştiri yaptım ama Ahmet Bey'in bunları niye söylediğini biliyorum. Ahmet Bey'i seviyorum, onu söyleyeyim. Ahmet Bey'i seviyorum. Fakat yok böyle bir saydırma. Bayağı çirkinleşmiş Enver Aysever demiş. Ortada saydırmayı gerektiren somut bir olgu da yok. Dur ben şunu bir benzeteyim demiş ve girişmiş. Aysever'in çirkinleşerek saydırmasını izleyince kendi kendime şunu sordum. Ben şimdi hangisinden yana olacağım? Aysever'den mi, İmamoğlu'ndan mı? Fakat düşünmeden tercihimi yaptım. İkisinden birini tercih etmek zorunda bırakılsam ben kesinlikle Ekrem İmamoğlu'nu tercih ederim. Bir kere bu satırdan sonra bence Ekrem İmamoğlu düşünsün, ben yırttım. Ben yırttım. Şimdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi durup dururken Ahmet Hakan niye bizi tercih etti diye düşünmeli. Çünkü hangi sebepten olursa olsun böyle bir yazı yazan biri ikisini de tercih etmem demeliydi. Demek ki tercih edilecek bir tarafı var, bir kere onu söyleyelim. Ama Ahmet Hakan önemli. Türkiye için önemli ama benim için daha önemli. Çünkü şimdi belgeleriyle göstereceğim. Bunu aklımızda tutalım. Şurayı Ekrem Bey'in ekibi düşünsün. Bu arada Ekrem Bey'le de benim gözlükleri falan koymuşlar. İkimiz de 71'liyiz ama benim eski fotoğraf Ekrem Bey'in yeni. Ben daha yaşlıyım. Buradaki kadar genç değilim. Ekrem Bey'in maşallahı var. İnşallah ileride Türkiye'ye hizmetler verecek. Şimdi bir görelim. Benim zamanında yaptığım bir röportajı falan da. Şimdi Ahmet Bey, bu ne zaman, hangi tarihli bilmiyorum. Benim hiç yani bir kapalı toplantıda, tabii basına açık bir toplantıda, yani halka söyleşide bir çarpıtma haber vardı. Ahmet Bey, mini etek görünce deliye dönen Akit falan yobazsa, başörtüsü görünce çılgına dönen Enver falan da yobaz demiş. Öyle bir şey yok ama ben dünden beri ona duyduğum sevgiden dolayı bunu anlıyorum. Ve bu iki yobaz arasında aslında pek fark yok. İki yobaz da başkalarının keyiflerinin kahyası olmaya fazlasıyla meraklı. İki yobaz da kıyafet zabıtalığına giriyor falan diyor. Kocaman köşesinde benden söz ediyor. Bunu bir kere ortaya koyalım. Bir başka tarih. Diyor ki Ahmet Bey, iktidar tetikçisiyle röportaj yapmayı içine sindiren, iktidarın bile adam yerine koymadığı Cem Küçük Bey için söylüyor bunu falan. Bu 2016'da. Bu yandaki ne zaman 2016'da iktidar tetikçisinden aferin kapan adamın tekisin, hadi git şimdi ben muhalifim falan diye artistlik yapmaya devam et diyor bana Ahmet Bey. Bir başkasına geçelim. Gönderin arkadaşlar. Bu kaçını bilmiyorum. Finlandiya örneği, İzmir Belediyesi Tunçay Soyer'i severim. Kendisine karşı bir ön yargım yok. Hatta varsa bile ön yargılarımın tümü pozitif. Fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever'e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı hiç beğenmedim. Halbuki orada da ihale de yok. Bunu bu sene yazmış. Devam edelim. Bu önemli. Bu çok önemli. Bu son değil mi? Enver Aysever, bunu dikkat buyurun. Ben Ahmet'e duyduğum sevgiyi gözeterek eskiden öfkelenmişim. Bundan dolayı da kendisine özür diliyorum. Enver Aysever dün Ayşe Arman'a verdiği röportajda benim kovulduğum zaman CNN Türk'te yaptığı programların sayısının 1'e düşürüldüğünü söylüyor ve ardından ekliyor. Çanak sorular sormadığım için böyle oldu. Sonra da diyor ki Ahmet Hakan Bey, ben de CNN Türk'te program yapıyorum. Ben de sorular soruyorum. CNN Türk benim programımda bir değişiklik yapmadı. Bu durumda ben
Çanakçı mı oluyorum diye soruyor Ahmet Bey. Benim dışında CNN Türk'te program yapan birçok arkadaşımız var. Onlar da mı Çanakçı oluyor? Enver Aysever'den ricam şudur. Böyle mi düşünüyor? Eğer gerçekten böyle düşünüyorsa çıksın, açıkça söylesin ve ben bunun üzerine konuşalım diyor. Açıkça söylemiştim zaten. Ama ben tekrar ediyorum, anlıyorum. Daha doğrusu sevgi meselesini dün akşamdan itibaren biraz sonra söyleyeceğim neden oldu. Bir diğerine geçelim. Aşırı acıklı bir çaba, Enver'den yazarlık öğrenme çabası. Enver Aysever'in CHP'li belediyeleri söğüşlemesinin iki yöntemi var. Yazı akademisi diye kurs düzenlemek, yazarlık atölyesi diye yazarlık öğretmek. Bir geriye alalım ve koyalım. Şimdi tabii sondan başlayayım. Benim 27 kitabım var. Türkiye'de bir öncekine geçelim lütfen. Türkiye'de en genç sanıyorum Yunus Nadi roman ödülünü kazanan kişiyim. O değil, Ayşe Arman'a geçelim diyorum. Ayşe Arman'a. Bunu da geçiyorum. Dün akşam çok değer verdiğim bir profesör. Şimdi anında, olaylar olduğunda anında yazınca Ahmet Hakan, bir psikiyatrist profesörü, çok sevdiğim birisini aradım. Sonra Zoom görüşmesi, sonra da buluştuk. Dedim ki, elimizdeki veriler böyle. Ahmet Hakan'a karşı geçmişte öfkeleniyordum. Ama acaba yanlış mı yapıyorum? Bu yazıları gönderdim. Çünkü ben daha konuşmayı yaptığım an yazıyor. Ben daha cümleyi kurmadan cevap veriyor falan. Profesör dedi ki, Ahmet Bey dedi, bir kere sizi çılgınca takip ediyor. Bir kere bunu bilin dedim. Peki bu şekilde obsesif takip nedir diye sorarsanız, bu bir tür sevda gibi açıklanabilir dedi. Yani bir tutku. Ve bu tutkudan dolayı, yani bu içinde büyüyen meraktan dolayı aşk-nefret ilişkisi gibi o sevgisini, ilgisini, çünkü siz ona ilgi göstermiyorsunuz, bunu göstermediğiniz için bunu nefret olarak sunuyor dedi. Şöyle düşünün, aşık olduğu bir insana hakaretler eden bir sevgili gibi düşünün dedi. Ve o size kaçınılmaz olarak ulaşmanın bir yolunu arıyor dedi. Sevgi istiyor, şefkat istiyor. Yoksa dedi ki mesela burada, bak açık yazmış dedi, onlar da mı Çanakçı oluyor falan değil. Aslında asıl soru şu, ben de sorular soruyorum Enver. Ben de mi Çanakçıyım Enver? Cevap ver, bunu konuşalım. İlk yazılarından biri bu. Şimdi niye sertleşiyor dedi adam. Sen ona cevap vermiyorsun. Onu aramıyorsun. Sormuyor musun? İyi misin Ahmet demiyorsun. Ve üstelik utanmadan o gereğini yapanları bir hazırlayın, yanıtlayın. Bir de utanmadan adamın zaten kompleksi olduğu, üzüldüğü konularda onun üstüne gidiyorsun. Şu gereği Abdülkadir selfie birine bakalım. Enver Bey dedi, sizin Ahmet Hakan'la ilgili yapmanız gereken şey şu. Yayınlarınızda ondan sevgiyle söz edin. Eğer mümkünse köşe yazdığınız zaman ona bir gazeteci olduğunu hatırlatacak yazılar yazın. Eğer hukukunuz varsa mesaj atın. Aklımdasın deyin. Aklımdasın deyin. Eğer olanağınız varsa kendisiyle kamuya açık yerlerde, böyle televizyonda falan değil de bir kafede oturun, nasılsın Ahmet, hayat nasıl gidiyor deyin. Çünkü Ahmet de soru sormak istiyor. Çünkü Ahmet de gazeteci olarak anılmak istiyor. Çünkü Ahmet de toplumda kalem erbabı, yazar olarak anılmak istiyor dedi. Ve siz çok uzun zamandır bu adamın açık çağrısına işte ben de mi Çanakçı olur, beni ayrıştır diyor.
Yani ötekilerden diyor ki CNN Türk'tekilere Çanakçı da bana deme diyor. Ve diyor ki bunun üzerine konuşalım. Bak ben bunu anlamamıştım. Ben bunu anlamamıştım. Şimdi hal böyle olunca, hal böyle olunca bir de toplum üstüne gidince ben onun sevgi, onun bu şefkat arayışını yanlış yorumlamışım. Bana niye dava açtı? Arabulucu gönderdi. Gel çözelim bu sorunu dedi. Onu da doktora söyleyince bunlar hep bir ezilmiş aşığın duyguları. Bunlar hep örselenmiş duygular dedi. O yüzden bunu böyle anlayın. Ben de sayın çok sevdiğim ismini veremem aramızda olduğu için. Ama Ahmet Bey isterse o hekim arkadaşı ona yönlendireceğim. Şöyle yapmamız lazım geldiğini anladım. Bir kere bu türden insanlara, çünkü hepimiz bu çağda ruhsal açmazlar yaşıyoruz, yalnızlık yapıyoruz. Bir de Cumhurbaşkanı bile yükleniyor adama. Onu bir gösterelim. Cumhurbaşkanı bile yükleniyor. Herkes yükleniyor. Neticede onun da pamuk gibi bir kalbi var. Geçmişte bunu yaşadık. Yani çok öteden beri bu duyguları olan bir insan. Ben kendi payıma bundan sonra Ahmet Bey'e o anlamda ilgi göstereceğim. Dolayısıyla doktorumun söylediklerini uygulayacağım. Evet, Ahmet Bey'le ilgili gördüğüm gerçek. Arkadaşlar, bu kadar zor olmaması lazım hazırlamanın bence. Dolayısıyla bu meselenin bizim açımızdan, yani benim açımdan bu böyle algılanacağını, Ahmet Hakkı'nın yazılarının tonunun yükselmesinin, bir yazıda da bana ne diyordu, alçak, kalleş, hain falan, o da var mı bilmiyorum. Bakayım şuradan. Fark edilmek için doktor bey dedi ki bu tür insanlar fark edilmek için dili sertleştirirler de. Yani hani aşk mektuplarını bilirsiniz. Senden nefret ediyorum, alçak, arama sorma der. Ama aslında aranmak ister, şefkat ister, öyle. Ve ben yani şu tabloyu hatırladıktan sonra Ahmet'in duygularını iyice anladım. Bir daha bakalım ona. Ya. O yüzden deşifre olduğunu artık benim açımdan sizle paylaşıyorum. Ve lütfen radikal tahammülsüz beyler, bayanlar, bu meseleyi böyle kapatalım. Ama bana yardımcı olmak isteyenler varsa ona ilgi, şefkat ve sevgi gösterme konusunda. Çünkü ben o konularda biraz ham olabilirim. Nasıl bir duyguyla yaklaşmam gerektiğini, ilginin tonunu bilmiyorum, ayarlamam gerekiyor. Ama Ahmet Hakan'ın meğersem bu şefkat, bu sevgi arayışı bir tür aşk duygusu gibi. Hakikaten onu anlamam gerekiyordu. Daha ben mesela Ekrem Bey'le ilgili konuşmadan cevap yazıyor. Daha ben söyleşiden çıkmadan cevap yazıyor. Üstelik basılı gazete hemen yazıyor yani bunları. Sonra şuradaki baksanıza bunu gösterdi. Psikanaliz dedi. Gelse ben şey yaparım dedi. Böyle bir şey yapmış. Bir de o en baştaki Ekrem İmamoğlu meselesi, doktor bey onu söyleyince ben tamam dedim. Bakın, altını çizmek istiyorum. O ilk baştakini bir gönderir misiniz? Orada çok ilginç bir şey. En sonda diyor ki, kendi kendime şunu sordum. Ben şimdi hangisinden yana olacağım? Aysever'den mi, İmamoğlu'ndan mı? Doktor bey dedi ki dikkat et. Ekrem İmamoğlu'ndan yana olacağım diyor. Bu da dedi yine sana bir gönderme. Beni fark et. Beni sev. Bana ilgi göster. İyi ki bilim var. İyi ki hekimler var. İyi ki bize yol gösteren insanlar var. Ahmet Bey'in tüm ilgisine cevap vermem mümkün değil. Ama bundan sonra elimden geldiğince ona o şefkat, o eksik olan sevgi, o ilgiyi göstereceğim. Ahmetciğim, şimdi İran'daki kadınların bellasını size dinleteyim. Benden sana olsun. İlk ilgim bu olsun.